İnternet, telefon, oyun, donanım, yazılım, bilim, teknik. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Sevgili izleyenler, 2017 Mobil Dünya Kongresi İspanya'nın Barcelona kentinde başladı. Ve Mobil Dünya Kongresi'nde ise kongreye damga vuran teknolojik oyuncaklar tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Bugünkü programımızda Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkan akıllı telefon modellerini tanıtacağız sizlere. Önce LG ile başlayalım. LG G6'da LG'nin en çok üstünde durduğu alan telefonun Full Vision ekranıydı. Firma Full Vision'la daha büyük, telefon deneyiminizi daha yoğun hale getiren bir ekran sunmayı amaçlıyordu. Telefonun boyutlarında büyük bir değişiklik yapılmadığından G6 taşınabilirlik konusunda da oldukça iddialı. 163 gram ağırlığında ve 7.9 milim kalınlığında 5.7 inç büyüklüğünde de geniş bir ekranla karşımıza çıkıyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da korunma sunan cihaz 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmiyor. LG firmasının ardından Huawei firması da P10 ve P10 Plus modellerini tanıttı. P10 5.1 inçlik 1080p ekranla gelirken daha büyük Huawei P10 Plus ise 5.5 inçlik Quad HD çözünürlüklü bir ekran sunuyor. Cihazlar 12 megapiksele 20 megapiksellik çift kameraya da yine sahipler. P10 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı sunarken bu özellikler P10 Plus'ta 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına yükseliyor. Selfilere ve portre fotoğraflara önem veren Huawei, ön yüzde 8 megapiksellik bir lense yer veriyor. Arka kamera için sunulan zengin fotoğraf işlevleri, yüzünüzün gölgede kalan kısımlarını akıllı biçimde aydınlatabiliyor. Android 7.0 Nougat ile gelen P10 serisi, Huawei'in yeni MIUI 5.1 yazılım katmanını da kullanıyor. Su geçirmezlik özelliği sunmayan cihazlar, USB-C portu üzerinden şarj edilebiliyorlar. P10'da 3200 mAh'lik bir pile yer verilirken P10 Plus'ta ise 3750 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Mobil Dünya Kongresi'nin dikkat çeken bir diğer firması da Lenovo'ydu. Lenovo beklenen yeni modelleri Moto G5 ve G5 Plus'ı tanıttı. G5 ve G5 Plus yenilikçi bir tasarıma sahip. Her iki telefonda da selefine fark koyuyor ve Moto Z ailesine yakın bir görüntü çiziyor. Alüminyum arka plakaya sahip olan telefonlarda G5 5 inç boyutunda LCD bir ekrana sahip. 5.2 inç boyuta sahip G5 Plus ise her iki telefonda da Full HD görüntü sunduğunu belirtelim. Elbette Moto G5 ve G5 Plus arasında bazı farklar var. Bunlardan birisi işlemci noktasında karşımıza çıkıyor. G5 Snapdragon 430 işlemciye sahip, G5 Plus ise Snapdragon 625 işlemci ile geliyor. Mobil Dünya Kongresi'nde 2017 etkinliği öncesinde BlackBerry'den de bir atak geldi. BlackBerry'nin merakla beklenen akıllı telefonu Mercury K1 adıyla resmen tanıtıldı. K1'ın teknik özellikleri arasında 4.5 inçlik ekran, alüminyum kasa, Snapdragon 625 işlemci gibi özellikler ve 32 GB genişletilebilir dahili hafıza dikkat çekiyor. 12 megapiksel arka kamera, Quick Charge 3.0 teknolojili 3505 mAh'lik pil de yine dikkati çekenlerden. Android Nougat 7.1 işletim sistemi de aynı zamanda telefonda yer alıyor. Firma öte yandan yeni modelde QWERTY klavyeden yine vazgeçmemiş. BlackBerry'nin DITEC güvenlik uygulamasına sahip olan cihaz, aynı zamanda dünyanın en güvenli Android akıllı telefon deneyimini sunmayı da hedefliyor. Kongrede öne çıkan bir diğer firma da Sony'ydi. Sony Xperia Z Premium modelini beklendiği üzere Dünya Kongresi kapsamında resmi olarak duyurdu. Xperia Z5 Premium modelinin halefi olan cihaz etkileyici teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Z5 Premium'da olduğu gibi parlak ve göz alıcı bir cam kasa ile telefon, ne yazık ki ekran kasa oranında yine bazı rakiplerine göre geride kalıyor. Telefonun kasası Gorilla Glass 5 ile korunurken cihazın ağırlığı 195 gram. Yani yan taraftaki güç tuşuna entegre parmak izi devam ediyor, USB Type-C yine bağlantı noktası karşımıza geliyor.
telefonda IP68 suya ve toza dayanıklılık yine devam ediyor. Bu sertifika 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanıklılık sağladığı anlamına geliyor. 5.5 inç ekran boyutuna sahip telefon 4K ekran çözünürlüğü kullanıyor ve aynı zamanda HDR destekliyor. Snapdragon 835 işlemcisinden güç alan telefon 64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM kapasitesiyle geliyor. Depolama kapasitesini 256 GB'a kadar microSD kart ile de arttırabiliyorsunuz.